Günaydın, hayırlı sabahlar herkese, hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir, nasılsınız? Valla ben iyiyim. Sabah durucumu zor bıraktım okula. Böyle bir 10 günlük aradan sonra zor kalktı. Bir de kalktığımızda her yer karanlıktı. Neyse biz okula giderken aydınlandı tabii ama işte onun hazırlanması falan, biraz böyle ekmeğe bir şeyler sürdü, yedi. İşte hadi dişini fırçala kızım, hadi giyin kızım, böyle bir ağlamalar, etmeler, insan kıyamıyor da. Yani kışın zor oluyor böyle sabah çok erken kalkmak. 7'yi çeyrek geçe kalktım ben. Sonra da onu uyandırdım. Sonra eve geliyorum Azra'ya işte hadi kızım, hadi kızım. Onlar tabii daha geç çıkıyorlar Rıza ile. Azra'nın dersi 9'da başlıyor. Bir 9'a 20 kala falan evden çıkıyorlar. İşte 5'te 20 kala falan. Şey yani 8.30'da falan çıkıyorlar diyemedim. Öyle yani başladı bizim mesai. Şimdi çayı demledim de bir kahveyle güne giriş yapalım. Okuldan gelince ben geri yattım. Uyuyamadım tabii. Saat şu anda 9. Şöyle bir yarım saat falan bir uzandım tekrar. Neyse kalk Elif dedim. Geri kalktım yani. Günaydın, kahvemizle güne giriş yapalım bakalım. Kahveyi içtik. Elif'in mügesi de başladı. Azıcık ses verelim. Artık acıktık. Mantarlı omlet yapıyorum. Suyunu çekti de azıcık biber doğradım ona. Yağını gezdirdim. Yumurta kıracağım şimdi. Tabağımı da hazırladım. Güzel karnımızı doyuralım. Mis gibi kahvaltımız hazır. Sehpamı da getirdim buraya. Bunu valla çoğu da bunun için aldım. Bana böyle akşamları da lazım oluyor. Gündüz kimse yokken kahvaltı yapmaya da. Böyle çek önüne mis gibi oh, kahvaltını yap. Güzel çıktı yani. Hadi bana afiyet olsun bakalım. Kahvaltımızı yaptık. Bir bardak daha çay doldurdum. Müge'ye devam. Bir tane kız gitmiş. Üç tane çocuğu var. Başka bir adama gidiyor. Alıkoyulduğunu düşünüyorlar. Annesi yalvarıyor gel diye. Gelmem diyor. Yok diyor. Kendi isteğimle geldim. Bir şeyler bir şeyler. Karnım doydu. Bak görüntüleri de varmış. Görüyor musun? Rezillik. Rezillik diz boyu vallahi görüntüleri de varmış. Üç tane de çocuğu var. Anası ağlıyor yazık. Evet saat 12.30 geçti. Duru'yu aldım gidiyorum. Simit aldım ona. Merdivende simitçi vardı. Ha kızım. Tost mu istiyorsun bir de? Tamam. Eve geldik. Duru'ya tost yapacağım. Halbuki simit yiyor ama yine de tost istedi. Şöyle beşli yufka aldım da tazeydi. Bir de bir tane peynir aldım. Börek saracağım kızlara. Beslenmeyi de koyuyorum ya. Buzluğa da koyarım biraz. Onu birazdan otururken sararım bakalım. Durucuğumun tostunu da yaptık. Tost diye tutturdu. Kaşarlı tost istedi. Hemen şu bulaşıklarımı falan da halledeyim. Mutfağa geri geleceğim. Meyve suyu vereyim mi yanına Duru? Ayran istedi. Ayran vereyim. Hemen bulaşığı toparladım da böreği saracağım oturmadan. Şöyle bakın.
Yine Elif iş başında. Bir de dedim kek yapayım bunlara yumuşacık şöyle borcamda. Büyük borcamda yapacağım da o yüzden 4 yumurta çıkardım. Bir tane şeyde Instagram'da komik reels var ya, bilmem ne yaparken de şey yapmak yük gelirmiş insana diye böyle duygusal müzikle. Aralıklı oruç yaparken de kek yapmak yük gelirmiş insana vallahi billahi. Ama çocuklarım yesin, onlar seviyorlar. Ne yapalım? Şeyler nerede? Kabartma tozu, vanilya. Kabartma tozum bitmiş. Neyse, yan komşular niye var? Eksik almak için var. Yan tarafımda da bir tane teyze ile iki tane kızı oturuyor. Kızları da var yanında yani. Tatlılar, kayınvalidemi çok severlerdi. Gidip gelirlerdi böyle. Dedim her zaman bana da buyurun. Zaten geleceğiz falan dedi. Dedim ben normalde Kur'an da okutacağım ama daha dedim ayarlamadım. İnşallah böyle nasipse Kur'an okutmak istiyorum. Hani bayanlar arası böyle apartmandan tanıdıklarımız falan. Kendi aramızda şöyle bir ev Kur'an'ı okutmaya niyetim var. Allah'tan bir aksilik çıkmazsa. Ama onun haricinde de dedim kahveye buyurun, çaya buyurun. Çünkü tatlılar ailecek, hani kızlarıyla birlikte görüşülecek insanlar diyorum ya, kayınvalidem de hep görüşüyordu. Neyse şimdi onlardan kabartma tozu aldım. Kek pişsin de iadeyi ziyaret yaparım, kek veririm onlara. Şimdi 4 yumurtadan yapacağım ya, büyük borcamda yapacağım. 1,5 su bardağı şeker koydum, o yüzden fazla koyuyorum yani. Şuraya koyayım da. Onlarla biraz konuştuk işte kapının önünde. Geride ardıma bakmam ne daha tövbe. Şöyle bir su bardağı sıvı yağımı koydum. Sütü bir tık fazla koyacağım. 1,5'a yakın koyacağım. 1,5 bardağa yakın koyacağım. Ölçüyü biraz çoğaltıyoruz. Portakalım da burada, yıkamıştım onu. Ceviz çektim işte rondoda. Üzüm katar mıyım bilmiyorum. Belki az bir şey tarçın katarım. Şimdi sütü de koyalım. Şöyle bir bardağı hazırlamıştım. Biraz daha koyacağım. Yarıma yakın daha koydum. Şimdi şunu rendeleyeyim. Nerede benim rende? Portakalı rendeledim. Çok az tarçın atacağım. Fazla yoğun sevmiyorum da. Hoş, ben sanki yiyebileceğim de fazla yoğun sevmiyorum diyorum. Sanki burada yiyeceğim. 3 su bardağından fazla un var. Öyle ölçüp koymuştum da. Biraz şey yapalım. Geri bıraktım. Devam edeceğim ona. İlave edeceğim. Kabartma tozu da bir tane kullanıyorum ya. Bir tane aldım zaten komşumdan da. Yani genelde de kalıpta da yapsam hep bir taneyle yapıyorum, kabarıyor ama bakalım inşallah güzel olur. Ay şunu kapatmadan. Bu arada 4 su bardağına yakın un gitti yani. Şöyle bakın kıvamını tekrar göstereyim. Yağlı kağıt serdim borcama. Üzerine de susam serperim de tam anne keki olsun. Ceviz istemedi bu hanımefendi, o yüzden ceviz koymayalım. Duru geldi yanıma bakmaya. Dedim kızım üstüne koyayım birkaç tane. İyi hadi koy dedi. Dedim tam anne keki olsun. Aslında kuru üzüm de koysam ama neyse şimdi dedim ya bir kere ona. Şöyle susam serptim biraz, fırında çalıştırdım. Güzel pişsin bakalım. İnşallah güzel olur. Yemek işini de çözdük. Vallahi çorbamı da yaptım.
Keki çıkartayım artık. Vallahi akşam oldu ya. Bugün hiçbir şey anlamadım. Mutfaklardaydım hep. Evet, bir tane kabartma tozuyla gayet güzel kabardı. Birazdan şey yaparım. Yağlı kağıdı şöyle dışarıya alırım da nemli kalmasın. Böyle bakalım. Şimdi ne yapacağım? Bir kahve yapacağım vallahi. Kahve içeceğim. Rıza'nın gelmesine 1,5 saat falan var. Onunla birlikte yemek yerim. Kızlar yediler bir şeyler. Acıkmışlardı da. Ben zaten halletmiştim yemek işini. Bulaşıkları falan da hallettim. Diyorum ya, bugün mutfaktan çıkamadım yani. Hep mutfaktaydım bugün. Duru kek istedi de keseyim dedim. Tam oturuydum, biraz oturayım dedi. Yok, oturulmuyor anam gün içinde vallahi. İş güç bitmiyor. Çamaşır katlayacağım. Yatağın üstü çamaşır dolu. Dün astıklarımı topladım da kurumuşlar. Bunları da kaldırırsam bugün benden mutlusu yok. Şimdi ılık ılık ne yenirdi biliyor musun? Siz benim derdime bakın şimdi. Ucundan tadına mı baksam? Ne zor hayatımız var ya. Ben de böyleyim işte. İnadım inat yani. İlle bir bozmayacağım ya. Şöyle büyük mü olur? Ne öyle büyük olur? Bir kere daha keseceğim mecbur. Hadi bakalım. Şuradan bir tane alalım da. Hadi şöyle yapayım. Daha şeyi sarmadım ben ya. Nedir o? Böreği. Aa, ne kadar işim var. Yardıma gelin. Ay, bakar mısınız? Güzel olmuş he. Vallahi güzel olmuş. Portakallı. Şu yumuşaklığa. Şu zarafete, şu güzelliğe bakın. Bakmayın. Yana bakın. Evet, Sünger anne kekimiz hazır. Canınızın çektiğine eminim. Neyse, komşuma vereceğim şimdi. Bir de kayınpederime de veririm. Bugün bu biter zaten yani. Saatler 7'ye geliyor. Yemek faslı bitti bizim evde. Az önce Instagram için komik bir reels çekmiştim de ruj sürdüm tutağıma. O da çıkmıyor, iyi mi? Kaldım böyle bak, yemek yedim o kadar ağzımı falan sildim. Çıkmadı ruj, güzelmiş. Neyse, bu markanınki güzel oluyor zaten, gösteririm bir ara. Şimdi mutfağı hazır toplayacakken dedim ki Elif'cim üşenme, böreği de sar. Bugün bu mutfaktan artık çık dedim yani gerçekten. Bugün buralarda geçti. Neyse, çok fazla bir işim yoktu. Azra'yı şimdi babaannesine gönderdim. Bir tabak kek yolladım onlara. Babamın telefonu çekmiyor. Kayınpederimi aradım hani kahveden dönüşte uğra diye ama çekmiyor telefonu. O yüzden Azra dedim götür, belki deden eve gitmiştir. Onu bırakmaya gitti. Hepimiz doyduk dediğim gibi. Gülelim diye yapıyorum. Vallahi kekten etkilenmiyorum. Hani evet çok seviyorum ılık keki ama biraz da gülün diye abarttım keserken falan. Yanlış anlamayın. Eziyet etme diyenler olacak. Vallahi şakasına yapıyorum yani. Yoksa iyiyim, öyle söyleyeyim. Yemedim de. Ucu o hani kırmıştım ya, onun tadına baktım. Çayla yerler bizimkiler. Ben dediğim gibi börek saracağım şimdi. Hem beslenmeye hem de böyle işte kızlara kızartıyorum, iyi oluyor. Şöyle peyniri hazırladım. Bu Bim'in mis peyniri var ya, ona güzel oluyor. Yani şey kullanmıyorum ben. Ne diyorlar ona? Lor peynirle falan sarmıyorum. Kızlar normal beyaz peynirle yiyorlar bunu. Yufkaları da kestim. 5 taneydi. Tazeydi yani, güzeldi. Şimdi hızlıca saralım. 5 yıldızlı güvenliğini gördüğünüz an bir karar vereceksiniz. 200 bin liraya 12 ay 0,59 faiz ve 80 bin liraya varan takas desteğiyle Kasım ayından başlayan yıl sonu avantajları şimdi MTÜ yetkili satışlarında. Asansız bankacılığa merhaba değil. Detaylı bilgi albaraka.com.tr'de. Citroen C4X'te konfor %100, faiz %0. Şimdi Citroen C4X %0 faiz seçeneği ve 50.000 TL takas desteğiyle. Üstelik 25.000 TL değerinde yakıt çeki hediye. Detaylı bilgi Citroen.com.tr'de. Takı kanıt. Takı kanıt. Takı kanıt. Şikayet yok. Onlarla kızlar da kalmıyor. Hiç kaçırma.
kredi ve hesapla birikimlerim külde değerleniyor. Paramı çeksem de yatırsam da vade bozulmuyor. Kredi hesabım %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Bank'ı olun, her gün kazanın. Şöyle kapsamlı bak, 5, 10, 15, 20, 5 de sayıyorsun ya. 5. Kademeli yapacaksın böyle, 100'e kadar. 5, 10, 15, anladın mı aşkım? Azra, kademeli yazın diyor, okumadın mı? 5, 10, 15 diye kademeli gidiyor. 100'e kadar öğreniyorlar ya. Evet bak, kapıyı da örtmeye başladı, görüyor musun? Nihayet işim bitti. Vallahi börekleri de sardım. Makine çalışıyor. Hatta çayı bile demledim. Akşam çayı da hazır. Çorbamı da küçük tencereye aldım şöyle. Gece de dolaba kaldırırım. Büyük tencerede yemek bırakmayı asla sevmiyorum. Hemen onu değiştirdim. Hatta büyüğünü yıkadım. Burada da böreklerim var. Paketlerim biraz kızart dediler. Birazdan şöyle 9'a doğru acıkırlar. Birkaç tane onlara kızartırım. Mecbur yine burayı silerim yatmadan da. Böyle bunları da elde yıkadım. 2 tane tencere vardı. Mutfaktan çıkıyorum canlar. Vallahi bitti yani, çok şükür bugün. Evet, artık akşam modu. Kızlar yattılar. Saat 10.30'a geliyor. Demin bir kahve içtim ben. Zaten çay içmiştik akşam da. Hatta onlara börek kızarttım. Onu yemeden yatarlar mı? Gördüler. En sevdikleri zaten. Sabah da tekrar kızartacağım. Biri okula, biri şeye götürecek. İşe götürecek Rıza. Duru okula götürecek. Azra da gitmeden yer bir iki tane. Buzluğa koyarım dedim ama koyamayacağım herhalde bugün işte, neyse. Hani biraz koyacaktım. Böyle veda etmeye geldim. Bunu giydim. Şuraya uzanacağım. Videomu editleyeceğim. Televizyonda da bu akşam izlediğim bir dizi yok. Şeyi açarız şimdi. Amazon'u açarız. Oradan bir şeyler bakarız. Böyle arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşürüz inşallah. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.